tane yol var. Bizim kafamız var, bir de bizim gönül var. Kafa plan yapar, o onu çok iyi yapıyor. Peki gönül de plan yapmıyor mu? Gönül plan yapıyor, bir yol çiziyor bizim için ama farklı bir şekilde onu seziyoruz. Gönülün size nasıl konuşuyor biliyor musunuz? Keyif vererek. Sana keyif veren her şey, gönülün sana hadi gel benimle oyna dedi anlar. Ve eminim ki şu an düşündüğünüz zaman ne arada ay bundan inanılmaz bir keyif alıyorum demişsen, o zaman o anda gönüllü konuşmuşsun. Ben herkes gibi tabii ki kafa dinlemeye teşvik edilmişim. Ve kafa dinledim. Sizi daha önce söyledim, ben çocukken büyükelçi olmak istiyordum. Çocukken bize bir soru soruluyor. Bu arada çok kafadan bir kafa ve cevap veriyoruz. Büyüyünce diyeceksiniz ki vazgeçtiniz. Tam olarak vazgeçmedim. Büyüyünce şey yapmak istedim, diploması yapmak istedim. Niye? Çünkü okulda bir tane meslek tavsiye eden bir kişi vardı. Girdim, dedi ki neyinden hoşlanıyorsun? Dedim ki gezmeyi seviyorum. Ah dedi, diploması tam sana göre. Ah dedim, çocukken demek ki biliyordum. O zaman ben diplomat olmak istiyorum. Neyi sevdiğimi bakıyorum, kültür seviyorum, gösteri seviyorum. Böyle çocukluğumdan beri işte tiyatro yapıyordum, şarkı söylüyordum, müzik çalıyordum. Demek ki kültürle bir şeyim var. Ben kültür alanında diplomaside çalışacağım. Bu benim 16 yaşındaki kararım. Ve 24 yaşında Türkiye'ye ilk geldiğim zaman aslında büyükelçilikte çalışmaya geldim. Ankara'da. Ve ilk işim kültür ataşenin yanında. Diyeceksiniz ki tam plan. Düşünsene 6 yaşındayken büyükelçilik olmak istiyor. 16 yaşındayken kültür ataşe olmak istiyor. 24 yaşındayken kültür ataşenin yanında çalışıyor. Harika. Tek sorun ne biliyor musun? Orada gittim, çalıştım 24 yaşındayken ve nefret ettim. Hiç sevmedim. Büyükelçilik dünya hoşuma gitmedi, diplomatik dünya hoşuma gitmedi. Benim için uygun olmadığını karar verdim. Ve hepinizin de başına gelebilir. Belki çok iyi bir planınız var şu an. Ve ona göre okuyorsunuz. Ve mezun olacaksınız. Ve belki de tam o hayal ettiğiniz alanda çalışacaksınız. Ve belki de o alanda çalıştığınız zaman göreceksiniz ki meğer bu değildi. Ve bu kafa için çok kötü bir haber. Çünkü kafa tek bir plan yapıyor ya. Diyor ki bunu yapacağız, sonra bunu yapacağız, sonra geleceğiz, sonra harika olacak. Geldiğimiz zaman harika olmadığı zaman kafa yapıyor. Error, error, error. Ne yapacağız şimdi? Hiçbir fikrimiz yok. Ve o zaman devreye kim giriyor biliyor musun? Gönül.